Bahar geliyor ve odamı yenilemek istedim. Ayrıca bir seyahatten döndüm ve odam şu anda biraz dağıldı. Hazır gelmişken odamı en baştan yenileyeceğim ve düzenleyeceğim. Ayrıca biraz dağınık olduğu için de toplamam gerekiyor. Şimdi size odayı göstereceğim. Burası çalışma masam. Çalışma masamı bugün düzenledim. Yani bu önceki hali değil, daha çok sonraki hali gibi. Ancak eğer ki bazı değişiklikler yaparsam onları sizlere gösteririm. Burada kitaplığım var ve kitaplığımın halini görüyorsunuz, darmadağın. Burada yayıntılar var ve bardaklar var. Burayı da düzenleyeceğim ve burayı kaldıracağım. Kitaplığı buraya çekmeyi planlıyorum. Ve yine burayı da kaldırmayı planlıyorum. Burada Nane'nin kulesi var. Bu kule yeni. Bu kuleyi erkek arkadaşım Nane için aldı. Komodin muhtemelen burada kalacak ama belli olmaz. Burada yatağımı görüyorsunuz ve üstünde bir sürü dağınık kıyafet görüyorsunuz. Buraları toplayacağım ve buradaki fazla yataktan ve yükseklikten kurtulmayı planlıyorum. Burada da bir nanemiz var. Hani yerde de gördüğünüz gibi dağınıklıklar var ve halı çok çirkin. Bu halıyı da kaldıracağım. Burada nanenin kumu ve tırmalama tahtası var. Bunlar şu tarafa gelecek. Nanenin yerini bu tarafta yapacağım. Dolabı beyaza boyamayı düşünüyoruz. Beyaza boyadıktan sonra yönünü bu tarafa doğru çevirebilirim. Gene bazı yayıntılar var ve soba var. Gördüğünüz gibi duvarda lekeler var. Duvarı boyamayı düşünüyoruz. Eğer ki boyarsak çok daha güzel olacaktır. Ayrıca bu köşeyi yenileyip video için özel bir köşe yapmayı planlıyorum. Yerde bir minder olacak ya da biraz yükseklikte bir minder olacak ve ben o mindere oturarak videolarımı bu tarafta çekeceğim. Bu kapım kırık. Bunu yeniler miyiz bilmiyorum ama arkasındakiler de pek hoş görünüyor denemez. Ve son olarak prizi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bantlarla tutturulmuş berbat halde. Bu prizi de belki değiştirebiliriz. Odam bu şekilde. Kitaplığı istediğim şekilde çektim ancak sanırım burası çok boş kaldı. Buraya belki daha sonra bir şeyler ekleyebilirim. O da giderek daha çok dağılıyor. Toparlamaya çalıştıkça daha da dağılıyor. Bugün halledeceğim. Yaptıklarıma bir bakalım. Yatağın birini çıkardım. Yani minderin daha doğrusu. Nanenin alanını bu şekilde yaptım. Kitaplığı şimdilik üstüne koydum. Burası aynı. Sobayı çıkardık. Ve bunu çıkaracağım. Ama içindekiler için henüz bir yer ayarlamadığım için şu an burada. Burası hiç böyle olmayacak. Burası sadece yayıntıları koydum diyebiliriz. Bu şimdilik burada nane dışarıyı seyredebilsin diye. Ve hepsi bu kadar. Evet, yaptığım şeyleri biraz göstereyim. O da çok dağıldı. Bitkilerle uğraştım. Kardeşim benim için ayna getirdi. Onun dışında bitkilerimi bu şekilde ayarladım. Başka da bir şey yapmadım. O da yine dağıldı. Süpürmem gerek. Odam için bunu aldım. Bu 20 liraydı ancak çok sağlam değil. Bayağı kalitesiz. Yine de boyayıp biraz sağlamlaştırıp kullanmayı düşünüyorum. Arka planımda kullanacağım. Buraya koyacağım ama buradaki şu an daha güzel göründü. Bu tiner, bu beyaz boya. Bununla dolabı boyayacağız ve bunu da boyayacağım. Ayrıca raflarımı da belki boyarım. Şurada bir çift taraflı bant var. Yine şu da bir çift taraflı bant. Bu çift taraflı bantlarla aynaları yapıştıracağım. Bir de şöyle rulo var. Sonra yeni bir bitki aldım. Bitki videosunda bunu değiştirirken görebilirsiniz. Bu saksıya 3,5, buna da 3 lira verdim. Bu altları yanında veriliyordu. Bu çiçeğe de 30 lira verdim. Boyayı da kardeşim benim için aldı. Duvarı boyamaktan vazgeçtim çünkü yakında taşınacağız ve ona masraf yapmak istemedim. Arka planımı şimdilik bu şekilde ayarladım. Daha sonra değiştireceğim. Dün aldığım bu şeyi boyayacağım. Ellerime eldiven taktım. Kardeşim benim için bu boyayı aldı. Beyaz renk ve tiner de var. Birkaç tane de bez var. Bu dolabı da boyayacağım. Ancak bunu önce temizlemem gerekiyor. O yüzden ilk bunu boyayacağım. Bak ucu ne kadar güzel. Koyarım bak öyle videoya. İlk boyasını yaptık.
Bazı detay yerler kaldı. Onları da kardeşim halledecek. Ben önceki halinden daha çok beğendim. Şimdi bu dolabı boşaltacağım ve bir güzel sileceğim. Daha sonra da boyasını yapacağız. Son düzenlemelere bir bakalım. Bu rafları boyadım. Kardeşim yardım etti. Bu dolabı boyadık. Şu kısımları boyamadık. Bir de bu sehpayı boyadık. Etraf gene dağıldı tabii. Kuruduktan sonra toparlayacağız. Çiçek yerini bu şekilde yaptım. Belki daha sonra birkaç değişiklik daha yaparım. Dolabı da tamamen boyadık. Sadece birkaç kat daha boya süreceğiz. Sonrasında o da tamamlandı. Öncesinde kitaplığı bu şekilde koymuştum ve burayı böyle yapmıştım. Ama çok iyi görünmüyor. Kitaplığı aşağı koyup kitaplarımı oraya koymayı düşünüyorum. Böylece hem okuma alanı hem de arka plan için güzel bir alan olabilir.